Ben tutayım, sen bir ilk tadım yap. Yani sadece şunu göstermek istiyorum. Şöyle. Yani direkt kabuğu açtığım anda. Bizim tarifimizde dikkat edilmesi gereken tam 3 tane nokta var. Kestaneni yerken kolay açılmasını istiyorsanız ve içindeki kabuktan çok rahat kurutulmanın bir püf noktasını göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Elimde gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüken kestaneler var. Şimdi bugün size lezzetli bir kestane pişirmek için güzel püf noktaları göstereceğim. Kestanelerimizi pişireceğiz. Evet sevgili dostlar, senenin bu dönemi genelde bize ziyarete gelen herkes kestane yer. Ve yediği kestaneyi de çok beğenir. Çünkü kendimize has özel bir tarifle yapıyoruz. Sakarya'da bu dönem tam kestane mevsimi. Geçen sene de kendimize toplamıştık zaten. Kendimizi dağlara vurmuştuk. Kestanesi çok güzel oluyor Sakarya'nın. Evet. Genelde Bursa olarak bilinir ama mesela Bursa'nın kestanesi daha büyük. Daha kestane şekerlik bir kestane, öyle düşünüyorum. Buradaki kestane ise daha ufak, daha böyle cılız ama daha güzel bir aroması var. Tam kestane kebaplık yani. Tam kestane kebaplık. Evet. Bizim tarifimizde dikkat edilmesi gereken tam 3 tane nokta var. Püf noktalarını aşama aşama paylaşacağız. Fakat benim kestane yerken en sinir olduğum şey diyeyim, kabukların kolay açılmaması. O yüzden bunun için ilk yapmamız gereken tabii ki kestaneyi doğru çizmek. Şimdi çizme işlemine başlayalım. Başlayalım bakalım. Siz bu arada nasıl çiziyorsunuz? Çizerken neyine dikkat ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki kendi yöntemimizi paylaşacağız ama siz de kendi yönteminizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok derin çizildiğinde biraz zor açıldığını düşünüyorum. O yüzden çok derin kesmemeye çalışıyorum. Ve şöyle evet, o tombul yüzeyini şu boydan boya kesiyorum. Doğru mu yapıyorum hocam? Doğru yapıyorsun. Peki. Şimdi evet, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Kestanenin iki yüzeyi vardır. Bir düz yüzeyi, bir de daha böyle bombeli bir yüzeyi. O bombeli yüzeyinin tam önünü çizeceksiniz ama düz zeminden başlayarak, yani biraz böyle arkasından başlayarak önüne doğru keserseniz kestane pişip açıldığı zaman komple içinden çıkıyor. Zaten az sonra uygulayacağımız yöntemle o dışarı açılma iyice. Evet ve içindeki kabuktan da çok rahat kurtulmanın bir püf noktasını göstereceğiz. Kestaneni yerken kolay açılmasını istiyorsanız keserken dikkat etmeniz gereken en önemli şey bıçağı kestaneye çok fazla batırmamak. Biraz arkasından başlıyoruz. Sadece yüzeyinde bir çizik oluşturarak tekrar hafif arkasına doğru döndürüyoruz. Birazdan yapacağımız işlemle birlikte kestaneler çok güzel açılmış olacak. Evet Filiz Hanım, kestanelerimiz nerede? Kestaneler burada. Suyun içindeler. Ne arıyorlar suyun içinde? Kısa süreli bir pişirme yapacağız. Tam bir pişirme değil, yarım pişirme yapacağız. O yüzden suyun içindeler. Peki neden pişiriyoruz? Pişiriyoruz çünkü bu işlem hem kabukların çok daha kolay soyulmasına yarayacak, hem de bu işlemden sonra fırınlama yapacağız. Yani aslında tam pişirmeyi fırında yapacağız. Orada da kurumamasını sağlayacak. Peki ne kadar pişireceğiz Filiz Hanım? İçindeki su soğuk, kaynamaya başladıktan sonra maksimum 10 dakika. Peki kaynatırken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Var, evet. Hemen bir püf noktası geliyor. Elimde şeker kutum var. Bir yemek kaşığına yakın şöyle şeker koyacağım. Peki neden şeker koyduk Filiz? Şeker koyduk çünkü bu kestanenin aromasını biraz daha artıracak. Ayrıca koyduğumuz şeker çok az, şekerli bir tat olmayacak. Ne yapıyoruz Filiz? Şimdi ne yapıyoruz? Yarı pişmiş olan kestanelerimizi şoklama yapacağız. Soğuk suyun içine koyacağız. Evet bu üçüncü ve son püf noktamız. Niye soğuk suya atıyoruz Filiz? Dış kabukların kolay açılması için kaynattık. İç kabukların, iç zarının kolay açılması için de böyle şoklama yapıyoruz. Zaten buradan bile gözüküyor. Hepsi açılmış şu an, gayet güzel. Evet gayet güzel. Piştiler şimdi. Fırında çok daha lezzetli olacaktır. Bu arada sobamızda pişireceğiz tabii. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdiden zaten kabukları neredeyse soyulmuş. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu, 10 dakikadan fazla kaynatmayalım. Çünkü 10 dakikadan fazla kaynatırsak çamur gibi olur ve kırılırlar.
Evet Firuze Hanım, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık tepsimize dizebiliriz. Kestiğimiz taraflar üstte kalacak gibi tepsiye diziyoruz. Artık sobaya, fırına gidiyorlar. Peki Firuze Hanım, ne kadar süre pişirecekler kestaneleri? Pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Üzeri kızardığında fırından alabilirsiniz. Kontrollü pişirsinler. Yani. Evet evet, yani kurumadan alırsanız mükemmel olacak. Evet, ben size kestaneleri göstermek istiyorum ama arkadan babam gözüküyor. Orada kestanelerimiz de pişti, artık alabiliriz. Kabuktan direkt çıkmışlar var. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bir tadım yapalım. Evet arkadaşlar, kestanelerimiz burada. Gördüğünüz gibi zaten hemen hemen hepsi kendiliğinden açılıyor. Evet Filiz Hanım, oldu. Şimdi sıra artık tadına bakma zamanı. Çok güzel açılmış hepsi. Şöyle gösterebilirim hatta. Ben tutayım, sen bir ilk tadım yap. Yani sadece şunu göstermek istiyorum. Şöyle hop. Yani direkt kabuğu İçin, açtığım evet. anda içinden döküldü. Olmuş mu? Bak bakalım. Miyacığım, ister misin? Merhaba. Merhaba, ister misin? İkinci tadımı da kızım yapsın. Baldan tatlı. Beğendin mi? Çok lezzetli. Tam da mevsim zaten. Kestanelerinizi böyle yapın diyebiliriz. Yani tarifi deneyin, pişman olmazsınız. Merhaba. 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 Kestane Merhaba. İster misin? İster misin bir tane daha? Evet. Evet, çok güzel. Al bakalım. Çok lezzetli. Hayır. Çocuklar için de sağlıklı bir atıştırmalık evet. herhalde. Biz daha önce kestane şekeri de yapmıştık değil evet, mi? Kestane Reçel şekeri. Gibi bir Instagram tarif yapmıştık. Instagram postu yapmıştık. Onu çok da güzeldi. Instagram'da Reels olarak paylaştık. Lezzetli olmuştu. Deniz çok mutlu tüketmişti. Bayağı yemiştim değil mi? Kavanoz kavanoz kaç gün yemiştim. Tabii tabii, kaç kavanoz yapmıştık yani böyle. Bir 4 kavanoz mu 3 kavanoz mu ne olmuştu? Vardı aynı. Öpüyor. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz. Yaşasın. İyi ki açtınız bildirim zilini. Sürpriz var bizim kanalda. Bir takip edin der misin? Takip edin. Takip edin. Yani onu kırmayın artık. Takip edin. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Çok keyifli okuyoruz. Kestaneyi siz nasıl pişiriyorsunuz? Sizin de farklı tarifleriniz, önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye abiler. Bye bye abi. Bye bye abla. Bye bye abla. Bye bye kardeş. Bye bye kardeş. Hoşçakalın. 3 Dökülmem bitecek. 2 1 Peki ne kadar pişecek? 3 2 1 Peki ne kadar pişecek Filiz Hanım? 5 Ne yapacağım, bir dakika dur. 3 2 1 3 Geçmiyor şimdi. Sorma. Pişince aslında. Yok, olmaz. Sormam lazım aşkım. Hani kestane nasıl yapılır anlatıyoruz. Telefonun burada mı baba? Bir şey göstereceğim de arkadaşlar. Şöyle. Saat 1'i çeyrek geçiyor gece. Biz videoyu çekmeye çalışıyoruz. Böyle oluyor işte. Evet. 3 2